Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün Klan Savaş Ligi'nin 5. günü canlı saldırılarını sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi bugün mutluyum arkadaşlar. Açıkçası geçmişi geçmişte bıraktık. Korkuyla saldırı yapmayacağım. Her zamanki gibi. 4. günümüzü kazandık. Benim yapmış olduğum tek yıllı saldırısına rağmen Ligdeki Birinci sıradaki Türk klanını yendik. FSM Cobra Team'i. Kendilerini tebrik ediyoruz arkadaşlar. 33'e 32 sonuçlandı. Beşinci günümüze geliyorum. Açıkçası artık kötü yorumlara da pek takmıyorum. Klanımdaki ekibim benden razı. Sonuçta onların razı olması da yeterli benim için. Sizlere tabii ki kötü saldırı yapmak istemiyorum ama bilerek yaptığım bir durum değil arkadaşlar. Bazen kötü sonuçlar alınıyor. Şimdi 5. E, günümüzde Hoi Gamer 2 ile yapıyoruz. 3'e 3'lük bir beraberlik var. Karşılıklı 3 yıldızlar var. Bu arada ligde 3. sıradayız. E, FSM Cobra Team 183 yıldızla birinciliğini sürdürüyor. Baktığımızda 5 saldırıda 12 yıldız toplamışlar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bir tek biz yendik onları. E, onun dışında mağlubiyetleri yok. Bizim de bir tane mağlubiyetimiz var. Şu an onlardan savaş eksiğimiz var Saldırılarımızı bol bol 3 yıldızı odaklı yapacağız Vallahi tek yıldızda kalmışım etmişim Şu an çok da sorun değil Artık keyif almaya bakıyorum arkadaşlar Rakibin birincisine saldıracağım Yani bu arada yorumlarda bazı kişiler şunu yazmış Bilmediğin orduyla saldırma Arkadaşlar saldırı yapmış olduğum Orduların hepsini biliyorum Yani hiçbirinde bilmemezliğim yok Fakat e, aynı ordu Mesela şu an Son bir aydır tazı balon saldırısı yapıyorum. Elim ona o kadar yatkın ki e, onun dışındaki orduları sürekli kullanmadığım için unutkanlık oluyor. Mesela geçen savaşta atıcı atmayı unuttum. Yeti atıcı saldırısında o yüzden savaş patladı. Yani aslında bakmayın birazcık pratik yapmam lazım saldırıdan önce. Mücadele yapmam lazım mesela denemem lazım. Sonuna kadar o noktada haklısınız. Fakat gerçekten çok yoğunum. Yani bir yandan çalışıyorum. Bir yandan evde bebeğimiz var onunla ilgileniyorum. Bir yandan aileme destek çıkmam gerekiyor. Eşimin ailesine gitmem etmem gerekiyor. Yani o yüzden o kadar çok yoğunluğum var ki üstüne üstlük bir tane 3 tane efsanelikte hesap kasınca artık yani hem oyundan midem bulandı hem de vaktim kalmıyor yani. Şimdi buraya yine riskli bir saldırı yapacağım arkadaşlar. Püskürtücünün birisi buraya bakıyor birisi de aşağıya bakıyor. Şu ara geçitten geçiririz diye düşünüyorum inşallah. Bir aksilik olmazsa olursa da tek tek alırım yani yapacak bir şey yok. İstediğiniz kadar da linçleyin. Çok da yapacağım bir şey yok. Buraya deneyeceğim içimden burası geldi. Zaten düzene direkt baktım ben buraya saldıracağım dedim. Büyük ihtimalle kasırga şu tarafta. Minyonlarımız kasırgaya takılabilir. Kasırgaya takılmadan işlev yaparsak çok verimli olur. Açıkçası istediğim tam şu tekli cehennemin üzerinde indirip Klan Kalesi ile birlikte görünmezlik kullanmak. Burayı görünmez yaparsam belediyeyi oradan alırız diye düşünüyorum. Bir yandan püskürtücüleri de indireceğim. Bir de ne olur ne olmaz diye 4 tane görünmezlik aldım. Bir tane de fazla aldım arkadaşlar. Saldırıma geçiyorum. Ee, haydi bismillah diyelim. Anam inşallah eksik yedik bir şey yoktu. Tamam bir an korktum var ya Allah'tan eğitim vardı. Ben boş yaparken bir yandan da güzel oldu. Ee, ordu dolmuş Şimdi şuralardan bir sinsi attım ee, Şu taraftan bir Barbar kral atalım Şöylemesine bir Buz golem atarak Kraliçemi de şu taraftan gönderdim Abi yeti ne alaka ya Bak işe bakar mısın Neyse yetiyi de şuradan kraliçeyi tanklatalım Arkadaki ordudan kalmış ya Dikkat etmedik Anasını satayım ejder Ejder binici kombinasyonumuz şöyle koruyucumuzu hemen havaya alalım. Zeplini şu aradan göndereceğiz dedik. Kelle avcısında gönderdim. Hemen bir koruyucu özelliğini bastım. Barbar kralda kullandım. Görünmezliği alıyorum. Kasırgaya tutulduk. Bizim için kötü bir haber. Bekliyoruz. E, dondurma kullanmadım. İnatla ilerletiyorum abi. Tam şurada görünmezliği attım. Klonları yapıştırıp öfkeyi attım. Tekrar bir Görünmezlik atıyorum. Güzel. Evet haydi çocuklar oradan belediyeye de indirim. Bir görünmezlik daha attım. Belediye indi. Orada bir problem yok. Şuradan kraliyeti saldım. Süper minyonlar belediyenin zehrine girdi. Çok da problem değil açıkçası. Ee, güzel gidiyoruz. Ejderler kraliçemiz her şeyimiz hayatta. Şurada bir dondurma kullanalım. Kraliyet bizim için candır biliyorsunuz. Koruyucu teklinin özelliğinden çık. Çıkamadın ama canın sağ olsun. Şurada da kraliyeti görünmez yaptığım büyücü kulesinden kurtulalım istedim abi. Ee, birazdan bir özellik basacağız. Lasti'ye döndü o da benim içime geldi. Ejderler üst tarafta barbar kralla ilerlerken kraliyetin özelliğinde şurada bastım. Haydi çocuklar şöyle bir dondurma bizi 3 yıldızla sanki götürür. Bir tane x kaldı. kaldı ee, onu da kraliçe özelliğiyle hallederiz diye düşünüyorum. Kraliyetimiz de var. Şuradan okçu kulesinde alırsan en azından kraliyet işime gelir. Evet, korkmadan saldırı yaptığımızda, paniklemediğimizde güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi inşallah kraliçe şurada saçmalamaz. E, 3 3 yıldız almamızı engellemez. Yani elimde bir tane de saçma sapan yeti olmasına rağmen böyle bir sonuç aldık. Normalde yeti yerine ejder binici basmıştım. Orada bir kayma olmuş. E, ordu da eksik var mı onu da anlamadım. Eksik orduyla bile girmiş olabilirim. 3-4 birimlik eksikliğim olabilir. Tam bilemiyorum. E, şu köşede açıklık var değil mi? Araya girdik tamam çok güzel. Daha güzel oldu. Özelliği de bastım. Hayırlı uğurlu olsun. Yani boş değilim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boş değiliz yani. Ama ara sıra heyecan oluyor. Bir sıkıntı oluyor. Yani böyle şeyler olabiliyor insanlık hali. Yani kötü yorum gelince de insan üzülüyor. Bir de ikinci gündemine bir birisi kendi kıraş oyna falan demişti. O yorumu söyledik. Ulan anasını satayım millet onun yorumu okundu diye mi yaptı anlamadım. Dördüncü günü videosunda bir baktım 3-4 kişi kendi kıraş oyna yazmış. Yani ya aynı kişi farklı hesaplardan yazıyor ya da moralimi bozmaya çalışan başka kişiler e, yazıyor. Yani sonuçta şöyle bir parantez açayım. Ben o kadar güzel insanların bulunduğu bir klanın lideriyim. Yani ben bu kılanı yıllardır emek vererek yükseltiyorum arkadaşlar ve Türkiye derecesinde de ilk 15 içerisinde kalıcı bir yerimiz var. Yani kupamı da görüyorsunuz öyle kötü kupalarda da değilim. Sonuçta bilgisayardan saldırı yapıp beni anlayan kişiler de var onu da es geçmiyorum ama bazı anlayışsız kişiler de oluyor. Yani kimisi diyor ki canını sıkma yanındayız bilmem ne diyor eyvallah onlara çok teşekkür ederim. Kimi de diyor yok kendi Kraş şöyle yok bilmem ne yap. Ulan hayırdır be. Yani ağzımı aç mim aç mıyım diyorum da. Yani köy binası 8-9 saldırı yapan bazı bu kötü yorum yapanlardan bazı kişilerden bahsediyorum. Tabi güzel saldırı yüksek belediye binası olan da vardır ama bazı kişiler köy binası 7-8 yok 9 gelmiş bana orada beni linç etmeye çalışıyor. Kendi adını öne çıkartmaya çalışıyor. Abi yapmayın ya. Yani biz de insanız sonuçta. Evet Ferhat abimizin 3 yıldızını izliyoruz. E, kaçmış bir an korkuttu açıkçası ama belediyeye ulaştı. Çok güzel klon kullandı arkadaşlar. Balonlar orada çoğaldı. Hemen etraftaki e, içerideki temizliği yaptı. Kraliyet üst taraftan bırakıldı. Bu arada benim bu daha demin söylediğim yani köy binası 8-9 kişileri küçümsüyorum diye düşünmeyin. O kişileri de söylemiyorum. Kötü yorum yapan kişilerden bahsediyorum. Bana kendi kıraş oyna diyen kişinin muhtemelen köy binası 9-10-11'dir yani. 14 belediyeye sahip birisi zaten öyle bir şey yazmaz. Yani 9-10 olup da yazmaz zaten. Öyle de yazmaması lazım da. Yani öyle linç ediyor. Ulan adama baksan saldırı yapmanın sesini bilmez. Neyse sinirlenmeye gerek yok. Bugün keyif günü arkadaşlar. Eğlenmemize bakalım. Sizler de izleyin, keyif alın bana yeterli. Yani eleştiri yapın bakın. Çok güzel eleştiri yapanlar var. Adam demiş ki Burak kardeşim ee, yani... Lig önemli. Orada düzgün saldırı yapacaksın demiş. Eyvallah. Bak ona kesinlikle hiçbir şey demem. Beğenirim yorumunu da beğenirim. Güzelce teşekkürümü de ederim ama böyle sert, hakaret dolu eleştirileri kabul etmiyorum abi. Anladınız mı? Yani herkes güzel, saygı, sevgi çerçevesi içerisinde eleştirebilir. Yani çok güzel eleştiri yorumları da var. Okudum, gördüm, hepsini gördüm ama yani bazıları güldürdü. Öyle söyleyeyim. Evet Ferhat abimizin de eline sağlık diyoruz. Çok güzel bir saldırı yapmış. Şimdi Kalisi'ye geçeceğim. Kalisi'den bir saldırı yapacağım. İki tane üçlüğümüz var. Rakipte bir tane üçlük attı. E, Kalisi'den inşallah tekte kalırım diyorum. Çünkü son iki savaştır Kalisi'den inşallah üç alırım dediğim her saldırıda tekte kaldım abi. İnşallah tekte kalırız diye bir totem yapalım. Bakalım sonuç ne olacak? Ordumuz hazır arkadaşlar. Bir süper ejder saldırısı yapacağım. Askeri abimizin bir düzeni var oraya sürekli aynı orduyla aynı şekilde saldırıp üçlüyor. Ben de o orduyla aynı şekilde saldırıp üçlemeyi deneyeceğim. İnşallah bir aksilik olmaz. Nereye işaret koydum hatırlamıyorum. Şöyle bir bakalım dörtmüş düzeni sizlerle paylaşayım. Düzenimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi püskürtücünün biri buraya birisi buraya bakıyor. Şöyle tersten gireceğim. Ee, zeplini tam şu klan kalesinin oralarda indirip şu Şuralardaki tüm savunmaları temizlemeyi düşünüyorum. Daha sonrasında da kraliyet şampiyonumu atarak belediye binasını dondurmalarla birlikte indirme planı içerisindeyim. İnşallah bir aksilik olmaz belirtmek istiyorum. Tek yıldızda kalmaktan da korkuyorum açıkçası. Ee, barbar kralımı saklasam mı saklamasam mı aradayım açıkçası. Şimdi saldırımıza geçelim haydi bismillah. Ordumuz hazır dondurmalarımız ordumuz okey. Saldırıya geçiyorum arkadaşlar. Barbar kralı gönderip göndermemek arasındayım açıkçası. Direkt belediye alıp şuradan kurtulsam mı ki ya? Duvar kırıcı da almadık. Bir riske gireceğim ya. Daha demin 3 patlattık. En kötü tekte kalırız abi. En kötü tekte kalırız. Denemeye değer. Şimdi elektromuzu şuradan atalım. Barbar kral ve kraliçeyi de gönderdim. Orada bir ufak temizlik olsun. Merkezden giriş sağlayacağım. Evet sol tarafta temizlendi. Süper ejderleri saldım. Balonları gönderdik. Hemen bir koruyucu gönderdim. Şöyle zeplini bıraktım. Barbar kralın özellik. Şimdi şurada bir hemen özelliği bastım. Zeplin ilerliyor. Okey. Kasırgaya tutulduk. O birazcık kötü oldu. Şöyle artık gönderdim. Hemen öfkeyi de patlattım. Klonlarla birlikte e, savunmaları indirmeye çalışıyorum. X yayları da inerse çok güzel olacak. Şuradaki tekli cehennem inmedi, inmedi. O birazcık kötü oldu. Evet orduyu bir tık bekleyeceğim arkadaşlar. Mecburum. E, yoksa sıkıntıya düşebiliriz. Barbar kralımızın özelliği yok. Kraliyeti şuradan gönderdim. Hemen e, dondurmamı da şöyle yapıştırdım. Okey. Şurada da bir dondurma atalım abi iyice garanti olsun Tekrardan şöyle bir dondurma atıyorum Belediyeyi kurtardık gibi duruyor Aksilik çıkmazsa tazı çıktı bu arada Abi özelliği de bastım Okey Anam anam patlamadan hasar yedik X yayını aldık tekli in, in tekli abi bir tane sık neyse Süper ejderlerimiz var Oy 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 oy. Üç yıldız vatana millete hayırlı olsun. Askeri abimizin taktik burada da işe yaradı. Klondan çok güzel bir verim aldım. Yani 3 tane klon harcadım. Bir tane öfke yapıştırdım ama gerçekten muhteşem bir değer oldu. Kraliyetle de belediyeyi ayıkladım geçtim. Ellerime sağlık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ana klanda kendimi affettirdim. İki tane tek yıldızda kalmıştım ama acısını çıkarttım fazlasıyla çıkarttım. Ve şu an savaş yapmış olduğumuz klan gayet sıkıntılı bir klandı. Hoy Gamer 2 ile yapıyoruz. Bir tane mağlubiyetleri vardı o da Vorenzi klanıydı. Onun dışında full galibiyeti aldılar. Şu an 3'te 3 gidiyoruz. İnşallah bir 45 yıldız patlatır mıyız? Pek sanmıyorum ama Şöyle 40'ın üstüne çıksak çok kıyak olur gerçekten. Evet burada yapacaklarımız bitti. Lekesizler 2 klanına geçelim. Şimdi de Lekesizler 2 klanımıza geldik arkadaşlar. Buradaki durum neymiş? Vallahi gereken cevabı 2 saldırıyla verdiğimi düşünüyorum. Şimdi baktığımızda 4. günümüze bir bakalım. Lekesizler 2 klanında ne yapmışız? Galibiyet 37'ye 28. Artık burada şampiyon 3 için bence kutlamalar yavaştan başlayabilir. En önemli rakibimizle oynuyoruz bu arada. Kizuna klanıyla. Bir tane de 3 yıldız patlatmışlar. Ee, biz ne yapmışız? Bir tane tek yıldız mı var? Aynen. Emin tekte kalmış. Sağlık olsun. Bir tane de 3 yıldız var. Ay yıldız Mustafa 3'ü patlatmış. Eline sağlık diyoruz. Şöyle ligdeki görüntümüz. Birinci sıra. En yakın rakibimiz e, Klanas klanı. Kizuna da arkasında gördüğünüz gibi. Kizuna 2 savaş yapıp 5 yıldız almış. Klanas 8 savaş yapıp 16 yıldız almış. Normalde Kizuna 2. sırada yani. Savaş fazlasıyla Klanas öne geçmiş ama aradaki yıldız farkımız baya fazla. Ona güveniyoruz birazcık. Ee, tabii ki yine de savaşı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. 14'e saldıracağım. Buradan bir ejder yarası yapacağım. Aslında bugünün anlam ve önemini ejder yarası olarak belirlemiştim. Tüm hesaplarımda ejder yarası yapacaktım. Sonra savaş başladı. Dedim ki abi niye kendimi zorluyorum? Canım hangi orduyu kullanmak istiyorsa onu kullanayım dedim. İyi ki de öyle yapmışım. Birinde süper ejder, birinde süper minyon. Aslına bakarsanız kendimi şartlayınca daha sıkıntı oluyor. Bugün ejder yarasa yapacağım dediğimde bütün düzenlere ejder yarasa gözüyle bakıyorum. Uymayan düzenler oluyor ama illa ejder yarasa yapacağım diye oraya o şekilde dalıyorum. Düzene göre ordu belirleyince çok daha rahat ediyorum. Şimdi buraya saldıracağız. Kartal topunu kahramanlarla alıp ejderleri, yarasaları şuradan salmayı düşünüyorum. E, duruma bakalım belki sol taraftan da salabilirim. Saldırıya geçiyorum. Koruyucumuz karada onu da unutmayalım. Okey her şeyimiz hazır. Sinsi'ler de var. Klan kalesi de tamam. Şu koruyucuyu bir kaldırdık. Şimdi bir sinsi, bir sinsi, bir sinsi. Şu alttan gireceğiz. İnşallah kahramanlar satmaz. Şöyle gönderdik. Bir tane de süper duvar kırıcıyı patlattık. Evet giriş sağlanacak sağlanmayacak arasında gelip giderken topa bir tane balon attım. Kraliçe oraya sarkar markar. Bir tane kelle avcısı alabilirmişim bu arada barbar kral için. Neyse buz golem var buz golem patlattı. Ben de şöyle yavaştan savaşa başladım. Balonlar geldi koruyucumuz geldi. Barbar kralın özellik gelsin. Süper minyonlar çıktı. Şöyle bir ejder 1. takviyesi. Hemen öfke geldi. Arkasına da zeplini saldım gitti. Kraliçeyi kaçırmayalım. Özelliğini basalım arkadaşlar. Koruyucuyu da kaçırmayalım. Onun da özelliğini basalım. Öfkemiz elimizde. Şöyle bir öfke atalım. Püskürtücü bir vuracak galiba. Şöyle indirdim. Okey. Merkezdeki tekli cehennem ve kaya saçara doğru giderken kraliyeti de Teklinin üstüne saldım. Oradan kaya da almak istiyorum. Şurada bir büyücü kulesi var. Onu takmayacağım. Bekliyorum. Ee, üst taraftan yavaştan e, yarasaları salacağım. Şuradaki hava savunmasından atalım abi. Evet. Rakip kraliçe geldi. Şurada bir tane dondurmamı harcadım. Kraliyet ölsün istemiyorum. Hemen elimde dondurma. Şurayı dondurdum. Yetiştik. Tamam. Okey. Büyücü kulesini de alacağız. Gayet her şey istediğimiz gibi gidiyor. Şurada da bir büyücü kulesi varmış. Onu bak es geçmiştim ama yakaladım. Şurada da son dondurmayı attım. Hava savunması insin istedim. Çokluğu gerekirse bizim ejderbinciler alır diye düşündüm. Ki doğru da düşünmüşüm. Ellerime sağlık be birader. Ellerime. Vallaha billaha. Yani ben daha ne yapayım ya? Ben daha ne yapayım? Birisi bana açıklasın. Saydınız, sövdünüz. Alın size Burak Güvenç abi. Yani alın size Burak Güvenç. 3'te 3 istedim mi yapıyorum. Ama bazen olmuyor tabii ki insanlık hali. Yani bu videodan güzel bir video şu an lig açısından yok. O yüzden şu videoya Allah'ın adını veriyorum abi like'ınızı atın. Abone değilseniz abone olun. Yani kötü yorum, iyi yorum hiç fark etmez. Beni birazcık seviyorsanız, kanalımızın büyümesini istiyorsanız bunu yapın. Ha bu arada bir kişi de yorum yazmıştı onu da. Unutmadan edemeyeceğim Kötü anlamda değil Kendisi demiş ki Sürekli like istemen itici gelmeye başladı O yüzden dislike attım Sağlık olsun ama Ya bunu yapmak zorundayım Niye diye sorarsan Ben de bir YouTube'da video izlerken Unutuyorum abi like atmayı gerçekten unutuyorum Ya da atmıyorum Ama adam söylediğinde Hatırlıyorum diyorum ki Aa like atayım ya adama destek olur Yani sırf hatırlatma açısından Dediğinize kesinlikle katılıyorum. Ben YouTube mecrasında yokken ben de sürekli insanların abi like atın kanalıma abone olun diye belirtmesinden gerçekten rahatsız oluyordum. Ama şu an hak veriyorum kendilerine. Çünkü insanlık hali unutuluyor. Yani bende de şöyle bir heyecan var. Artık bir yerde patlama yapmak istiyorum. Kanalım iyice büyüsün istiyorum. Bu hırsla devam ediyorum zaten. O yüzden kanalım büyüsün etsin diye sürekli like istiyorum. Abone ol istiyorum. Ee, o yüzden sizleri sıktıysam da kusura bakmayın arkadaşlar ee, Mustafa'nın savaşına bakalım Bugün çok konuştum be Ha boş yaptım mı bilmiyorum ama Anlattım bir şeyler inşallah anlamışsınızdır öyle söyleyeyim Yani yanlış anlamamışsınızdır en azından onu söyleyeyim Zeplin geliyor ee, Bakalım Görünmezlik atıldı, öfke atıldı Belediye binası rahatça indirilecek diye düşünüyorum Bir görünmezlik daha atıldı Çok güzel bir nokta, güzel bir düzen seçmiş Mustafa Kendisi aramıza yeni katılmıştı. Fakat ligden sonra başka bir klana geçecek. Öyle bir görüşme sağladık. Ama kendisine vermiş olduğu katkılardan dolayı sonsuz teşekkürler. Kendisini tanımış olduk. Çok da güzel saldırılar yapıyor. Süper ejder saldırısı görüyoruz. Tazı basmış fakat tazıyı hava savunmalarını tanklaması için kullanacak. Çünkü belediye binası yakın olduğu için tercih etmedi. Gayet de mantıklı bir hamle Tazı geliyor arkadaşlar. Koruyucu özelliği henüz basılmadı. Ordunun biraz daha içeri girilmesi bekleniyor. Balon ve süper bir öfke atıldı. Diğerlerine de öfke atıldı ve koruyucu özelliği basıldı. Burada öfkenin basılmasının en büyük sebebinin süper ejderlerin dış tarafa kaymaması olarak yorumlayabiliriz. Bence güzel bir yorum olacaktır. Evet kahramanlar merkezde zaten köyde bir şey kalmadı darma duman oldu. Bir adet zehiri iki adet dondurması var hatta üç adet vardı. Birini kullandı iki kaldı. Onu da kullandı gayet güzel bir nokta. Tekli cehennem ve hava savunmaları Kaya Saçar'ın olduğu bölüm donduruldu. Kraliyetin özellik duruyor. Süper ejderler ilerleyişini sağlıyor. Bomba kulesi indirildi. Arka taraftaki tekli cehennem de indiriliyor. Kraliyetin özelliği ve kraliçenin özelliği mevcut. Köyde hiçbir şey kalmadı. Dümdüz oldu abi. Bundan sonrası temizlik yani gördüğünüz gibi. Rakip barbar kralı kraliçe orada özelliğiyle alacaktır. Sonrasında da rakip kraliyeti indirip e, laboratuvar Tesla atölyeinde. Aa burada da şeyler kalmış. İyi bari süreden patlamamış. Zaten süper ejder saldırısında süreden patlamak birazcık zor oluyor. Çünkü e, yakıp yıkıyorlar. Köyü yakıp yıkıyorlar. Evet eline sağlık diyoruz Mustafa'nın da. Bir tane klanımız kaldı o da lekesizler lig klanı. Ona bir bakalım isterseniz. Lekesizler lig klanında lig durumumuza bakalım müsaadenizle. 5. savaşımızdayız. 4. savaşı da kazandık arkadaşlar. Maşallah diyelim. 35'e 33 yendik. Güzel ilerliyoruz. Şampiyon 2 adım adım ilerleniyor. Yükleniyor şu an. Loading yazıyor. 5. savaşımızda 8 saldırıda 16 yıldız. Rakipte de 4 savaşta 8 yıldız. Şu an berabere diyebiliriz bir tane tek yıldızda kalmış askeri abimiz. Ulan adamın ordusuyla salladık, güçledik adama nazar değdirdik. <laughs> evet 13. ye Ömer abinin attığı 3 yıldıza bakacağız. Ligdeki durumumuz 194 yıldızda birincilik. En yakın rakibimizde de 7 savaş 15 yıldızla ikincilik. Bir savaş fazlamızda bayağı yıldız önde olmamız güzel arkadaşlar. Ömer abimiz bakalım neler yapmış, neler yapmış. Ejder, Yıldırım, klon büyüsü görüyorum. Klonla balonları çıldırtıp belediyenin orayı temizledi diye düşünüyorum. Püskürtücüyü yıldırımladı. X yayları e, kara. Güzel. Güzel tercih edilmiş bir köy. Sinsi Goblin ve Bebek Ejder temizlikleri geliyor. Bir süper duvar kırıcı geliyor. Barbar Kral sürüldü. Kraliçe sürüldü. Kartal topu burada kek olarak temizlenmiş. Evet bir tane kelle avcısı almış. Çok güzel bir görüntü gerçekten. Kelle avcısı barbar kralı hızlıca eritiyor gördüğünüz gibi. Barbar kral eridikten sonra oradaki işlem iyice kolaylaşıyor derken. Balonlar geldi, ejderler geldi, savaş, selamın aleyküm başladı. Ejder de geliyor. Koruyucu gönderildi. Koruyucu kara mı? Aynen koruyucu karada da kalmış. Büyük ihtimal gölge mücadelesini yaparken karaya çektiği için karada unuttu. Ama yine de e, ordunun hepsi havanın yanında olduğu için pek problem olmamış. Ama şu çemberin etrafına kral ya da kraliçe girseydi direkt yanına gelecekti. Belediyenin orada bir öfke atıldı klonlar patlatıldı. Bir de bu savaşta en büyük anti söyleyeyim. Bak kara olduğu için tazı çıktı klan kalesinden. Eğer ki hava olsaydı tazıyı görmeyecekti. Klan kalesi çıkmayacaktı. Birazcık kraliçenin başına bela açmış. Ama buna rağmen üçlemiş. Bir de koruyucu havada olup tazı çıkmadığını düşün. Çok çok daha rahat 3 yıldız gelecekti. Çoklu cehennemi dondurmuş. Bir adet dondurması var. Kraliyet şampiyonu özelliği var. Kaya saçar zaten indirildiyse rahat. iyice rahattır. Evet özellikle birlikte hem hava savunması hem de kaya saçar inmiş. Arka tarafta ejderler var. Kraliyet şampiyonu köpeciklere yem olmuş ama ejderler köyün üçlenmesini sağlamış arkadaşlar. Ee, bundan sonrası da temizlik. Çoklu Allah'tan ölmemiş ha. Yani bir tane fena ejder kalsaydı problem olabilirdi belki de. Üç tane ejder. Gönül rahatlığıyla üçlemiş eline sağlık diyoruz. Kendisinin. Evet buradaki işlemi de tamamladık. Videomuzun sonuna geldik. Artık yavaştan e, 6. gününü sizler beklemeye başlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.